İnternet ile birlikte yeni bir dünya düzeni kuruldu. Binlerce yıllık alışkanlıklar değişti. İnterneti sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, aslında hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Peki internetsiz yaşam mümkün mü? Yani şu şartlarda mümkün değil. Her şeyi internete bağlamış şu anda. Bir eczaneye gidiyorsun, sistem olmadığı için ilacı alamıyorsun, bekliyorsun mesela. Ya internetten bir şey arıyorsun mesela, örnek diyeyim mesela, bir kanser ilacı arıyorsun mesela. Paralı olduğu için internete arayıp bulabiliyorsun. Yabancı ülkelerden isteyip gelebiliyor yani. Şu an her şey internet olmuş. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorum. En ufak bir şey bilmiyoruz ya da bir kafede oturuyoruz. Orada bile fiyatlara bakmak için internet gerekiyor. Modern çağın felaket senaryosu, internetsizlik. Yok Allah'la internetsiz yaşanmıyor. Neden? Valla takılıyoruz öyle, bir şeyler öğreniyoruz. İnternet olmadan olmuyor valla. Ya arkadaşın dediği gibi takılıyoruz işte. Yani bazı şeyler öğreniyoruz. Daha iyi yaşamlar için, daha iyi şeyler için. Yani o kadar. Yani mümkün mü değil mi? Mümkün değil. Kimi internet olmadan da yaşam mümkün derken, kimi ise internetsiz bir yaşamın mümkün olamayacağını savunuyor. Ölürüm ben. Vallahi ölürüm internetsiz. Mümkün tabii. Ama birçok alanda interneti kullanıyoruz. Sağlık olsun, ulaşım olsun, eğitim olsun, bu alanlarda biz interneti kullanıyoruz. Peki bir gün internet giderse ne yaparsınız? Telefonu kullanırız. Daha önce internet yoktu ki. Hep internet mi vardı bugüne kadar? İnternetsiz yaşam mümkün tabii. Eskiden de yoktu zaten, yeni işte birkaç yıldır gençler çok fazla bağlanmaya başladı. Kimi interneti doğru düzgün kullanıyor, kimi ise işte sosyal medyada takılmak için. Zaten şu Z kuşağı dediğimiz şey, internet aracıyla çok çabuk ulaşabiliyoruz her yere, istediğimiz her şeye. Ya interneti mesela çok iyi değerlendirenler var, mesela iş yönünden olsun veya başka yönünden olsun. Sadece takılmak için mesela TikTok bence ben çok uygunsuz buluyorum yani. Gerek duymuyorum öyle şeylere. Bilmiyorum, bağımlıyız hani, oradan haberler görüyoruz. Türkiye medyası vermiyor ki. Medyayı oradan izliyoruz. Başka bir yerden izleyemiyoruz medyayı. Ancak orası. Vallahi yararları çok yani. Bir kere hızlı ulaşım, iletişim. Ama zararı kullananlara göre değişir. Değil, günümüzde bütün kaynakları internet tarafından karşılıyoruz. O yüzden internetsiz bir hayat düşünemiyorum. Yani. Vallahi kızım ben hiç istemiyorum değerlensinler. Dinenler de hep açıksa açıktırlar. Öteye internetten üzerine nişanlı buluyorlar, kaşma buluyorlar falan. Her şeyi yediler, her şeyi.